Evet canlı yayın Büyük Cuma Duası için hocam. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalarımız olsun Sağ inşallah. Sağ Allah razı olsun. Cumamız mübarek olsun. Allah razı olsun Görlüğümüz herkese. Gönlümüz şen olsun, dualarımız kabul olsun. Amin inşallah. İyi misiniz? Bugün enerjiksiniz İyiyim iyiyim. Benden artık bu, bu yaştan sonra enerji fazla bekleme. Sizden. Bismillah. Hocam evet. sizi bir böyle biri öfkelendirsin de enerji görün. <laughs> 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 oh, yok. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim, iyiyim elhamdülillah. Çok seviyorum sizi. Allah razı olsun sağ ol. Çok seviyorum. Sağ ol. Ama bugün öfke yok. Bugün kızmak yok, bağırmak ya belli yok. Olmaz o. Programa bağlı. Programa bağlı, konuşmana bağlı, sorulacak sorulara bağlı. Tamam peki o yüzden lütfen sevgili seyircilerimizi rica evet. ediyorum... Hocamızın sinirlerini zıplatacak sorular lütfen yöneltmeyin. Çünkü ne oluyor? Burada sanki o soruları ben soruyormuşum gibi valla sonucuna ben katlanıyorum. Hmm. Sorularınız için bütün iletişim bilgilerimiz burada. Telefon numaralarımızı görüyorsunuz. İstediğiniz sosyal medya hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bana direkt ulaşabileceğiniz Instagram hesabım Nur Viral. Yusuf Kavakli Hoca Hocamın Instagram sayfası. Efendim buyurunuz efendim. Başlıyoruz. Belki hocam sevgili seyircilerimize böyle e, bir e, günaydın demek ister. Günaydın bir, değil. Hasbihal etmek ister. Hayırlı sabahlar demek Hayırlı isterim. sabahlar Niye, demek günaydın ister. Gün zaten aydınlık. Şimdi saygıdeğer seyircilerimize duaların kabul olduğu, isteklerin kabul olduğu. Cenab-ı Hakk'ın katında halis kullarının dileklerinin geri çevrilmediği bir günde ben Rabbimden saygıdeğer seyircilerimize hayırlı rızık, bereketli rızık, bereketli masa, bereketli kasa niyaz ediyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rab, senden sağlık, afiyet Amin. ve güzel ahlak niyaz ederim. Sıhhat, Amin. afiyet güzel ahlak niyaz ederim diye dua etmiş. Ben de sevgili seyircilerimiz için aynı duayı yapıyorum. Allah razı olsun. Mevla bize sıhhat afiyet ve güzel ahlak versin inşallah. Amin inşallah. Bu hayırlı bir program olsun. Herkesin istifade edeceği bir program olsun. Benim de konuşma tarzımdan dolayı beni tenkit edenler azıcık da benim yönümden düşünsünler. Ben böyle yetişmişim. Ya hocam. 70 senedir böyle gelmiş. <laughs> yani kendime mani olmak istiyorum. Ama mani olamıyorum ne yapayım evet. Bir de her zaman söylüyorum bakın sosyal medyaya düşüyorum okuduğum bu evet. hocamın getirdiği anekdotlarla. Sonra okuduğum anekdotlar sanki benim cümlelerimmiş gibi lanse ediliyor. E beni de üzüyorsunuz bana diyorsunuz ki orada okuduğuna bak bir de sen kendi hayatına ha, bak diye şimdi beni de eleştiriyorlar. Bu bana gelen anekdotlar. Benim Bolu'daki arkadaşım var Mustafa Yaman Bey. Selamlar sevgiler. Onun eşi Ayşe Hanım rahatsız hasta. Çok geçmiş. Ben saygıdeğer seyircilerimden. Anneciğim dua et. Ay hocam yapmayın ne olur. Anneciğim dua et. Işte. Hocam. Evet buyur. Ay hocam yapmayın kurban olayım. Evet mı? buyur. Hocam. Çok seviyorum sizi. Üzülmeyin ne olursunuz. Çok çekti çok. Çok çekti. Hala da çekiyor. Hala da çekiyor. Arkadaşımdan korkuyorum. Aşanımdan korkuyorum. Allah'ım ne diyor bunu bir şey demiyorum ama. İkisinden de koru. Hadi kızım tamam. Evet. O zaman bugün gerçekten bütün hastalara şifa duası Amin, da gönül da birleştirelim. Aşağının başta olmak üzere bizi evet. hastane odalarında, tabii, 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 evlerinde tabii. kendi yatağında izleyen ya da yatağa bağlı değil ama ayaktayken bile büyük sağlık sorunu yaşayan bütün seyircilerimiz için gelin hepimiz birbirimiz için cuma duası yapalım bugün. Şimdi şu teyzenin hikayesinden çok etkilendim. Bakayım hoca. Etkilendim. Milletle paylaştım bunu. Ama buraya da getirdim ki bir de seyircilerimize paylaşalım diye. Hı hı. Efendim çok önemli bu. Çok peşin fikirliyiz millet olarak. Çok. Çok peşin fikirliyiz. Ön yargılıyız. Ön yargılıyız çok. çok. Bu, bu hanımefendi de Ön yargısının yüzünden. Ama onları bir evvela okun nasıl olur? Bunları vereceğim. okuyayım. Peki başlayalım hocam. Hadi bismillah. Hocam. Efendim. Dolar, euro, altın fiyatları <laughs> yükseldi. evet. Çok zararım var dedi. He. Hoca dedi ki sabah namazını kıldın mı? Evet. Yok dedi. Öğlen ikindi akşam yatsı bunları kıldın mı? Yok. Yok 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 dedi. Ah be kardeşim. Dünyevi zararlarını hesap ediyorsun da Manevi zararları ya. neden hesap etmiyorsun? Hı. Cebime dokunmasınlar da neyime dokunurlarsa dokunsunlar. Bu zamanı yaşıyoruz. Rabbim bizleri ölmeden uyandırsın inşallah. Amin. 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 Müslümana kurban kesmek katliamdır, böyle din olmaz diyenler... ...Yahudilere çocuk öldürmek katliamdır, böyle din olmaz diyemiyorlar. Diyemiyorlar tabii. Heh. Burada uyanmazsan mezarda uyanacaksın. Ölüyoruz. Evet. Gerçekten hepimiz gaflet uykusundayız. Evet. Buyur. Efendim, atasaletiyle, adam şerefiyle, kadın edebiyle güzel. <laughs> <laughs> Edep yahu derler ya. Hocam bu ne ya? Edep bir tacımış nur hudadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Bu, bu ne hocam? O okunmuyor mu? Okunuyor. Oku. Ne sokayım hocam bunu? Evet ben okurum ya sen okumazsan. <laughs> hayır hayır oku hadi. Allah aşkına okuyun. Ya sonra Allah Allah. bütün sosyal medyada ben olacağım öyle. <laughs> Amerika uzaya gidince şak şak. He. Türk uzaya gidince hav hav. <laughs> Havluyorlar bir siz, siz görmüyor musunuz ya piyasada değil misiniz? Piyasadayız. Efendim bir, bizim bir meşhur ve mağfur <laughs> Gavuru çok seven bir sanatçımız var. Hocam gavur deyip durmayın hocam diyor. ya. Amerika'da gitmiş de ha, şeye, Ay'a. Nedim Şener de çok güzel bir cevap vermiş. Ağzına sağlık onun. Sevgiler Ağzına gönderelim Nedim Bey'e evet. Bir toplumda babalar sabah namazı kılmadan işe koşuyorsa, Heh. anneler çocuklarını sabah namazı kılmadan uğurluyorsa, gençler sabah namazı kılmadan okula gidiyorsa, Esnaflar sabah namazı kılmadan kepenk açıyorsa, memurlar sabah namazı kılmadan işe başlıyorsa huzur, bereket, afiyet kaybedilmiş demektir. Tabii bitti. Bir Nasrettin Hoca hikayesi Tabii. de getirmiş hocam. Ben herkese tembih ederim. Herkese tavsiye ederim. Özellikle esnaf olan arkadaşlara derim ki bak. Şimdi dükkanın önünde tavla oynarlar. Bazen tezgahın üzerinde tavla oynarlar. Ya bura ekmek kapımız ekmek. Bunun önünde tavla oynamayın. Bunda tezgahta tavla oynamayın. Oyun oynamayın. Müessesenizi mümkün oluyorsa kendiniz abdesti kapatın. Sabahleyin de çırak açmasın orayı. Ekmek kapısını siz açın. Hem de abdestli açın bize bir söz vardır. El elin eşeğini türkü çağırarak arar Şiirin, derler. Evet. Tabii. Onun için de yani çırağın açtığı dükkanla senin Bismillahirrahmanirrahim deyip anahtarı takıp açtığın dükkan aynı açtığın dükkan aynı olmaz. Evet, evet buyur. Evet devam edelim. Nasrettin Hoca pazarda zeytin satıyormuş. Heh, çok önemli bu. Peki. Nasrettin Hoca pazarda zeytin satarken 200 sokak ileride oturan yarı buçuk tanıdığı bir kadın gelmiş. Kadın demiş ki, zeytinin iyi mi? Hoca demiş ki, e bak bir tadına. Kadın demiş ki, bakamam ben orucum. Hoca demiş ki, e madem oruçlusun, zeytini al git, parasını sonra ver. Hocanın birden bir aklına düşmüş. Ramazan değilmiş çünkü. Demiş ki kadına, tuttuğun oruç ne orucu ki? Kadın da demiş ki, 3 sene önceden borcum vardı da ben onları tutuyorum. <laughs> hoca tam zeytinleri veriyormuş vazgeçmiş. Kadın demiş ki e biraz önce al git dedin. Ne oldu da vazgeçtin hoca? Hoca demiş ki, get anam get. Allah'a olan borcunu üç senede veriyorsan bizim borcu ne zaman <laughs> getirirsin kim bilir. Allah bilir evet. O dursun hele kenarda. <laughs> dursun eğer. Şimdi öyle demiyorlar mı? Ya o din, dini karıştırma buraya. Ulan dini siyasete karıştırma, ticarete karıştırma, aile hayatına karıştırma, cemiyet hayatına karıştırma. Bu din niye dünyadayken geldi o zaman? Öyle ya niye dünyadayken geldi? Tabii. Ulen demeyelim hocam. Canım ulen, ulen, diyorum. Ulan demiyorum. <laughs> e ne ulen, fark ulen, Ulen. Ulen. <laughs> ulen. Anadolu'da bir güzel tabirdir o. Öyle mi? Tabii. Ulen. Ulan başka. Ulan kabalıktır. Ulen ne? Ulen onun kibar şeklidir. Ulen. Tabi ha. <laughs> ulen kardeşim derler hep. Ulen kardeşim derler. Ulan kardeşim demezler. Ulen kardeşim tabi. Ulanla ulen arasındaki. Aa, olur mu? Nüans <laughs> farkı var. Tabi. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Ulen sevimli. Evet. Ulan kaba. Hmm. <laughs> ya hocam var ya çok seviyorum sizi. Evet. Gözümden yaş getiriyorsunuz vallahi. Anneannem der ki. Bak kızım. Utanmayan yüzden, ya. yağmur almayan gözden, Amin. kalp inciten sözden, fırıl fırıl dönen gözden, Heh. tütmeyen bacadan, merhametsiz kocadan, laf taşıyan komşudan, iki yüzlü dosttan, vermeden alan elden, dua bilmeyen dilden, şükür etmeyen kalpten, kendini sakınacaksın. sakınacaksın. Adanelerde ne güzel evet. ee, gerçekten nasihatlerde bulunuyorlar yaşanmış ve çatıra dökülmüş şeyler bunlar evet. Evet, yine içimizin cız edeceği bir hikaye. Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış. Annesi demiş ki: "Elmalardan bir tanesini bana verir misin?" Çocuk elindeki elmaların önce birini sonra diğerini ısırmış. Annenin dudaklarında tebessüm birdenbire donup kalmış. Yüzünden oğlunun onu hayal kırıklığına uğrattığı okunuyormuş. Ama çocuk ısırdığı elmalardan birisini annesine uzatarak "Al. Al anne bak bu tatlı." demiş. Ya. Anne öylece kalıvermiş. vermiş. Ne kadar tecrübeli olursanız olun yargıda bulunmayı geciktirin. Ah. Açıklamak için karşınızdakine fırsat verin. Her duyduğunuza inanıp da peşin hükümlü olmayın sevgili şimdi dostlar. Şimdi oraya bunu ekle işte şimdi. Oraya bunu ekle. Hocam bunu önceden verseydiniz de okumuş olsaydım keşke. Yok ama bu yerine göre okunacak o. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hocam yerine göre okunacak da. Tabii. Şimdi ben bu hikayeyi ilk defa sizinle birlikte görüyorum. Hiç prova etmedim. Sürçülisan edersem affola. Olur olur sen tamam. okursun hadi. Okursun. Peki bir kadın eşinin her gece eve geç gelmesinden şüphelenerek eşine demiş ki neden her gün geldiğini sorduğunda işlerini sorduğunda son zamanlarda biraz daha arttığını bu yüzden eve geç geldiğin cevabını veriyorsun. Kadın eşinin verdiği bu cevaba tam inanmayarak eşinin neden geç geldiğini öğrenmeye karar vermiş. Eşinin iş yerinden çıkışından itibaren takip etmeye başlamış. İş yerinin karşısında bir taksiyle bekleyen kadın eşinin çıktığını görmüş ve gittiği yeri de takibe başlamış. İş yerinin karşısındaki bir taksiyle bekleyen bir kadın eşinin çıktığını görüyor, onu yine takibe başlıyor. Şehrin kıyı mahallelerinden birine kadar giden eşini takip eden kadın bakıyor ki Eşi bir gece konduya giriyor. Evet. Birden kafasında şimşekler çakıyor. Aldatıldığına kesin kanaat getiriyor. Bin türlü düşüncede içerisinde kocası gelmeden hemen eve geri dönüyor. Eve geldiğinde kocasına neden geç kaldın diye soruyor. Kocası yine işlerim vardı, işlerim uzadı bu yüzden geç kaldım diyor kendi gözleriyle gördüğü olaydan sonra kocasının kendini aldattığına iyice kanaat getiriyor ve kafasındaki hain planı uygulamaya karar veriyor. Artık bu kadarını kaldıramam diyor. Aldatılmayı kendime yediremem diyor. Kocasının iş yeri güvenliği için aldığı silahını yanına alıyor. Kocasını ertesi gün takip ederek eve baskın yapıp bunun hesabını sormaya gidiyor. Yine ertesi gün Aynı şeyi tekrar ediyor. Kocasının iş yerinden çıkarak aynı eve gittiğini görüyor. Kocası eve girdiğinde kadın koşarak çıkıyor ve kapıyı kırarcasına çalıyor. Kapıyı kim açıyor? Kocası açıyor. Karşısına karısını görünce tabii adam önce afallıyor. Kadınsa adeta burnundan soluyor. Kadın içeri girmek istiyor ama kocası müsaade etmiyor içeri girmesine. Kadın tam silahı çantasından çıkarıyor, kocasına doğrultuyor. Çekil diyor içeri gireceğim. Kadın içeri giriyor. Gördüğü manzara karşısında ne yapıyor dersiniz kadın? Evde kalan, yaşlı, bakıma muhtaç kayınvalidesi. Silahı indirir, yüzü yere düşer, ne diyeceğini bilemez, ilk sözü şu olur. Ben ben sanmıştım ki biraz sessizlikten sonra hani anneni huzur evine bırakmıştım. Annemi huzur evine bıraktım der kocası. Ama aynı gün dayanamadım. Gittim aldım onu huzur evinden. Arkadaşlarımın kullanmadığı bu gece konduya getirdim anacığımı. Evin ihtiyaçlarını giderdim. Annemi her gün, her sabah gelir ihtiyaçlarını görürüm. Akşam iş çıkışı tekrar anacığıma uğrarım, ihtiyaçlarını gideririm. Esen annemi eve istemedin ya. Ya. Yeah. Abimler anneme bakmak istemedi. Ya. Yeah. Ama benim vicdanım anacığımı oraya bırakmaya el vermedi. Annemi huzur evine bırakamadım. Ben onu huzur evine bıraktığımda annemin bana öyle bir bakışı vardı ki adeta gitme oğlum der gibi. Benim yüreğim parçalandı. Ben huzurlu ve rahat bir yaşam sürerken annemi orada bırakamazdım. Senin asla evde istemeyişin karşısında ben ne yapacağımı bilemedim. Şaşkınlığımı gizleyemedim. En son çareyi annemi kendim bakmakta buldum. Velhasıl kelam. Tarlada buğdayım var deme. Ambara girmeyince. Hayırlı evlatlarım var deme, el koynuna girmeyince. Vefalı karım var deme, kötü gün görmeyince. Hayırlı kardeşim var deme, miras bölünmeyince. Evet, evet. Şimdi ver. Ya tam yerinde şey. Hocam gerçekten yani annelerini huzur evine bırakanlar evet. için söylüyorum. Yazık. Tabi şunu da, şunu da dile getirelim. Hiç kimsen yoktur da. Tabii ki. Orası da bir abi, yaşam şey, bir yeri. Şey Ama sen varsın, kardeşlerin var. Sırf karın istemiyor diye, sırf kocan istemiyor diye. Anneni huzur evine bırakmak, babanı huzur evine bırakmak. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Amin. Amin Üç varlık e, başkasına çalışır. Birincisi av köpeği. Nefes nefese koşar, avı yakalar, başkasına getirir. Tabii. Cimri, cimrilere sesleniyorum malını biriktirir, malı başkasına kalır. Evet. Bir de kimlere sesleniyorum? Gıybetçilere. Gıybet eder, salih emellerini o da başkasına kaptırır. Evet, sabahleyin erkenden gelir bir kısım hacamcalar. Evet. İstanbul için söyl söylüyorum. Eyüp Sultan'da, Fatih'te, efendim şeyde, Sümbül Efendi'de, Merkez de caminin çeşmesinde o soğukta titriye titriye abdest alır. Evet. Girer namazlıklar Namazdan sonra çıkar caminin lokalinde oturur. Başlarlar arkasında namaz kıldıkları imamın ezanını dinledikleri müezzinin veya aynı sapta namaz kıldıkları bir başka Müslümanın dedikodusunu yapmaya. Peki o abdestin sevabı nereye gitti? Nereye gitti? Sevmediğiniz adama, cevaplarınıza buyur arkadaş dediniz. Kendi de elinle veriyorsun. Tabii, kendi elinle. İman ettim diyen çoktur, teslim olan azdır. Evet. Allah birdir diyen çoktur, şirk koşmayan azdır. Evet. Kur'an okuyan çoktur, anlayan azdır. Evet. Ahireti bilen çoktur, hesap verecek olan azdır. Velhasıl konuşan çoktur uygulayan azdır. Evet. Hepimiz için geçerli bu. İhtiyaçtan satılık denince dur satma. Al ihtiyacını gider demek yerine yok pahasına alıp abi adam sıkışmış bedavaya aldım diye hava atılan üstelik de bu konuşmanın hiç yadırganmayıp övgü gördüğü onay vurduğu topraklarda din göğe çekilmiş ...yeryüzünde sadece... ...bu dinin edebiyatı kalmış. Evet. Hocam valla bugün kitap gibisiniz. <laughs> ne, ne kadar çok... Ama güzel sözler bunlar. Güzel hocam, Hı. güzel. Devam edin mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Devam çok... edesin diye getirdim ben onları. Canımsınız başımın üstünde her zaman. Dünya... ...cennete... ...vesiledir. Geliş sebebini eğer bilirsen. Hayat amel defterindir. Hakkını verebilirsen. Cami İslam'ın buluşma yerindir. Vaktinde gelebilirsen. Namaz dinin direğidir. Değerini bilirsen. Dua nedir? Dua hediyedir. Kalbini ve elini açabilirsen. Hadi bugün hepimiz birbirimize hediye verelim. Bugün cuma hediyeleşelim. Şimdi biz geçen hafta bir söz okuduk. Bakıyorum da Sürekli cenneti arıyorsunuz. Tekkede, manastırda, camide, kilisede tek korkunuz cehenneme gitmek. Korkma, korkma, dürüst ol. Ekme bu tohumu yüreğine, yeme kul hakkını, kimsenin kuyusunu kazma, varsa sana yetişecek kadar yiyeceğin, bir de senin başını sokacak evin. İnsanoğlunu kulluk etmiyorsan, İnsanoğluna kulluk etmiyorsan, eğilmiyorsan, bükülmüyorsan sen cennette be kardeşim diye bir söz okuduk. Evet. Şimdi bu Gökhan Akdemir diyor ki hocam, siz bu sözü sözü söylemişsiniz ama bunu yanlış değerlendirir saygıdeğer seyirciler. Ve yani kiliseye giden de cennete gidecek, havraya giden de cennete gidecek sinagoga giden de cennete gidecek anlar. Hı hı. İslam'ın dışında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeyen hiçbir Allah'ın kulu hangi iyiliği yaparsa yapsın, hangi faydalı işi yaparsa yapsın buna Edison'da dahil, pastörde dahil hiçbirinin cennette işi yoktur. O kadar. Buyur. Evet. Son olarak yine annelere armağanımız olacak. Ha. Benim annem de şu anda gözyaşları içinde ekranda bizi izliyormuş. Ellerinden öpüyorum onu. E, hocam sizin de ellerinizden Allah öpüyor. Allah annem Allah diyor olsun. ki lütfen hocam üzülmesin diyor. Kim ne derse desin. Herkes Allah Allah, da şey kendini görür diyor. Ya, Anneciğim ellerinden öpüyorum. O da beni çok büyük zorluklarla büyüttü. Allah razı olsun. Çok küçük yaşta babamı kaybettim. Biliyorsunuz babamızı kaybettik. Hani geçen hafta dedik ya bana eşekten düşene getir demiş ya ha. Ha, dul kalan kadına dul kalan birini götürecek çünkü o bilir abi. Tabii hayatını. ne kadar zor 3 kız çocuğuyla. Evet. Gerçekten e, çocuklarını yalnız başına büyüten kadınlar Aa, varsa ekran başında. E, e, ben de onlardan çile, bir çile. tanesiyim. Çile. Evet. Artık ne dilersen dile. Çok zor. Anne olmak, bir yandan çalışmak, neyse çalışmak Aa, meselesine anne girmeyeyim. Anne olmak çok güzel. Niye? Çünkü cennet ayaklarının altına evet, seriliyor. Seriliyor. Ama onu hak etmek çok zor. Evet. Şimdi Buyur. anneler, bu size gelecek. Evet. Ve annesinin telefonu çaldığı zaman, öf ya yine annem arıyor. Bakıp böyle aman dur sonra açarım. Aman annem arıyor sonra bakarım diyenler ekran başında mı? Sizin için bu hikaye. Bir gün gecenin bir yarısı saat 3.30 telefon çalıyor. Adam telefonu açıyor. Telefondaki ses annesinin sesi. Tabii sabah 3.30 ya. Adam açıyor diyor ki ne var anne? Ne istiyorsun bu saatte? Bu saatte beni neden rahatsız ediyorsun? Ya. Sabah arasan olmaz mıydı beni? Annesi donup kalıyor. Biraz buruk, Biraz ağlamaklı bir ses tonuyla Oğlum bundan tam 25 yıl evvel bir gece yarısı 3.30'da sen beni rahatsız etmiştin. Doğum günün kutlu olsun oğlum diye. Ya. Ya. En zor meslek analık. Evet. Bir. Aman hocam Emanetim vallahi bir. buyurunuz hocam. Vallahi billahi evet. ne diyeceğimi bilemiyorum. Dünyadaki en zor meslek annelik. Çok zor. En zor. En zor. ...sorularla devam akşam, edelim mi? Akşam şöyle bir daha baktım da... Neye? Yemeğe yedik... Heh. ...ben çekildim odama... Bak biz hocamızla babam kız babamla konuşuyor gibiyim. ...evde evet. konuşuyor gibiyiz. Ee, ben çekildim odama başladım... ...yatsı namazını kılmaya. Allah kabul etsin. Hanım durdu bulaşıkları yıkadı... ...temizledi patladı ya. kenara koydu... ...ondan sonra... ...gelip ancak... ...bir de benim kahvemi de yaptı şimdi... Sağ olsun her gün akşam. Akşam kahve içmeyin hocam ya. Ben her gün akşam yemekten sonra <laughs> kahve içerim. Uykunuz kaçar. uyku bana benim uykuma tesir etmez kahve. Maşallah. Tabii, tabii tabii tabii. Gençliğimi ona borçluyum diyorsunuz. Kahvemi de yapar diyorsunuz. getirir. Yanında bir bardak su. iki tane de ilaç. Ha. Evvela kahve içeceksin der. Sonra bu ilaçları içeceksin der. Ve düşündüm ya. Kadınlık gerçekten ev hanımı olmak zor, zor, zor ama sevgili peygamberimizin müjdelerinde hatırladıkça Allah cennette bizi buluştursun demekten başka çaremiz de yok. Evet. evet Kaç buyur. yıl sonra anladınız eşinizin değerini? Efendim? Kaç yıl sonra anladınız eşinizin değerini? <laughs> emekli olduktan sonra <laughs> daha çok anladım. Eskiden biliyordum da emekli olduktan sonra daha çok anladım. Evet buyur. Erkekler biraz geç anlıyorlar. Ya e öyle işte o o öyle. Bugün hocam hangi tarafınızdan kalktınız? Ben sağ tarafından kalktım. Maşallah. Her bugün. zaman sağ tarafından kalkarım. Bugün ben. bakıyorum kadınlara övgü dolu sözler. Aa kadınlara hep övgü dolu sözler söylüyorum. Hadi sen, hadi. He? <laughs> tamam baambasma. <laughs> yok bugün evet. yok. bugün cuma. Bugün ne? Müslümanın bayramı ve en güzel şekilde birbirimize hediyeleşeceğiz. Nasıl? Birbirimize dua hediye edeceğiz. Çünkü kimin kimi evet. dua tutacağı hiç belli olmuyor değil mi? Sizden ricam eşe dosta konuya komşuya gerçekten sevdiğiniz, gönlüne inandığınız bütün dostlarınızla haber verin. Biz yıllardan beri bu ekranda gönülleri duada birleştiriyoruz. Bugün de başta sevgili hocamın çok yakın arkadaşı Ayşe Hanım olmak üzere sağlık derdi çekiyor. Önce onun için sonra tüm hastalar için gönülleri duada birleştireceğiz. Benim Yakup Bektaş diye bir görevliyim vardı. Evet sesi çok güzeldir. Hı hı. Gönül huğun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Ona her mevlitte, her kandilde mutlaka okuturdum ben. Onun bir ile okuduğu ilahi yakaladım ama ilahileri söyletemiyormuşuz. Telif hakkı istiyorlar. Evet. Ben de dedim bari sözlerin olayım da bunu saygıda her paylaşayım. Ayrıldım Kabe'den ağlamayamayayım mı? Ah, çekip karalar bağlamayayım mı? Hı. Bir daha nasip olur mu bilmem. Kaldırdım ellerimi, ağladım yere. Hacer ül diktim gözümü. Zemzem ile yudum ben bu yüzümü. Hı. Rabbim kabul eyle bu niyazımı. Ayrıldım Kabe'den ağlamayayım mı? Arzuladım geldim can feda olsun. Hayaline bilettin feda olsun. Altın oluk sana elveda olsun. Kaldırdım ellerimi ağlamayın mı? Medine'ye geldik erdik murada. Anladım elimden gitti irade. Sultan Muhammed'i gördüm Ravza'da ayrıldım Kabe'den ağlayam, ağlamayayım mı diyor. Mevla oralarda bulunmayı, oralarda Amin. dua yapmayı Amin. nasip etsin. Benim orada bir fırtınam var. Allah razı olsun o fırtınam beni her cuma günü ve her cumartesi günü anar. Ne fırtınası? Fırtına İsmail diye benim bir hemşerim var orada, dostum var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cumartesi günleri Kuba mescidinde hı hı. namaz kılar mı sabah namazını? Bu, de, bu sevgili kardeşim de hiç çekitmez. Her cuma ses günü gider Kubaya orada namaz kılar. Allah kabul etsin. Efendim sesli mesaj gönderir bana. Ah ne güzel. Beni Kubada anar. Ne güzel. Her cuma günü Peygamberimizin kabri saadetlerinde Medine diye söylüyor. Her cuma günü efendim resul i Ekrem'in kabri saadetlerinde Hatim duası yapar, o hatim duasında da beni hep zikreder Allah razı olsun. Hadi bugün sevdiklerimizi, evet. e, vefat edenleri evet. gönlümüzden geçirelim, Gönlümüz dualarımızı hadi. ekleyelim. İnşallah. Cuma duası var, lütfen kaçırmayın. Evet. Çok kısa bir reklam, ardından Cuma duası, evet. Cuma sohbetiyle beraber olacağız. Evet efendim hepimize hayırlı cumalar olsun. Cuma'mız bereketle, huzurla, sağlıkla geçsin inşallah. Gönüller duada birleşsin, cuma daha da güzelleşsin. Ekran başındaki sevgili büyüklerim, ellerinizden öpüyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kıymetli hocam Yusuf Kavaklı ile beraber az sonra cuma duasında evlerinize konuk olacağız. Biraz önce de söylediğim gibi duyanlar duymayanlara haber versinler. Bugün birbirimize dua hediye edeceğiz. Her zorluğun anahtarı duayı ...gönüllerimizden, gönüllerinize ulaştıracağız. Hocam, sorularla devam edelim evet, mi? Evet, Başlayalım mı? Sokağa da çıkacağız. Tamam. Hazreti Ali'nin de duası var. Tamam. Sizin duanız var. Sufka Vakfı Hocam'ın hmm. cuma duası var. Hadi bakalım, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sorularla başlayalım. Seyircilerimizden peşin peşin söyledim. Hocamı sinirlendirecek sorular olmasın diye. <laughs> İyi <bekliyorum. gülüyor> Bakalım. Sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı da bekliyoruz. Beyaz TV Instagram sayfasında hocamla benim fotoğrafım var. Onun altına da yorumlarınızı yazınız. Yetişemediğimiz durumlarda kıymetli hocam sonrasında mutlaka sorularınızı mutlaka cevaplıyor. Cumartesi, Geçen pazar, hafta, hafta, hafta içi. Geçen hafta bir sağlık probleminiz vardı. O yüzden evet. cevaplayamadınız ama mutlaka cevaplıyor. Peki ee, sevgili hocam hayırlı cumalar diliyorum. Nur Hanım, size de sevgiler. Nikah kıyıldığında düğün yapılmasa bile evlilik hayatı başlamalı mı diye sormuş. Nikah kıyıldığında. Evet. Sonra ekranda hocam bakıp bakabilirsiniz isterseniz. Nikah kıyıldığında düğün yapılmasa bile evlilik hayatı başlamalı mı? Hı. Yani evlilik nikah düğünden önce kıyılıyor. Hı, hı. Eğer evlilik hayatına başlayıp da düğün bir müddet ertelenecekse, ertelenmeden bu işe başlamamalı gençler. E nikah kıyılmış. Ortaya... Nikah kıyılmış işte. daha Onun için zaten nikah tehlike. Nikah lazım ama nikah tehlike. Özellikle kızlar için, ilk defa evlenenler için tehlike. Evlenen. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyanlar bin defa pişman oluyorlar. Onun için diyoruz ki bak eski programlarda seyrediyorum ben orada da söylemişim. Resmi nikah olmadan kız olun dul olun sakın ha imam nikah altında günahınıza dini perde yapmayın. Hı, hı. Burada zararı kim çekiyor? Burada zararı kız çekiyor. ...kara koca hayatı yaşamaya yaşamaya başlıyorlar. Bir müddet sonra birbirlerinden gönülleri geçiyor. O arada bir de arada ufak bir tatsızlık oldu mu? Eğer kız nişana atmışsa erkek de gayri ahlaki bir düstura sahipse... Ahlaklı bir insan değilse kendisi evleniyor ama kızı boşamıyor. Ama resmi nikah olursa hı hı. mahkeme boşadığı zaman dinen kadın da bir talakla boşanmış oluyor. Adamın sultasından kurtulmuş oluyor. dinen Sultasından. Yani adamın zulmünden, kurtulmuş gaddarlığından oldu kurtulmuş oluyoruz. Yani o zaman şöyle mesela dini nikahınız, resmi nikah bittiği zaman bitiyor. Bitiyor. Mahkemeyle bitiyor ama. Tamam yani. Resmi ha. nikah mahkemeyle ama biter. Ama mahkeme zaten. olmadan adam ben seni boşadım diyorsa, amen Ama nişanı kız atmışsa kız adamın yanlışlarını görüp de ben bu hayatı bununla yaşayamam deyip Nişan yüzüğünü masanın üzerine koymuşsa adam intikam almak için kızı boşamıyor. Evet, peki. Sadece söylüyoruz, evet. Sorularla devam ediyoruz. Evet. Şimdi hep mesela kadına şiddetten bahsediyoruz ya hocam. He. Aslında bu ülkede şiddet gören erkekler de var. Şimdi bir seyircimiz demiş ki Nuran'ım yani sizin e, hiç bu konuda e, dalga geçmeyeceğinizi düşünerek çünkü hiçbir arkadaşım anlatamıyorum dalga geçerler diye çok korkuyorum demiş yani dalga geçmek ne demek Allah kimseyi e, kendi eksiğiyle e, kimsenin e, ağzına pelesenk etmesin yani karısından şiddet görüyor beyefendi kadından şirket şiddet görüyorsa ve budur, bu durumu dalga bu geçerler hayat, diye kimseye anlatamıyorum aa, bu hayat böyle devam etmez Kadın kendi ayakları üzerinde duracaksa bu adamın nazını çekmenin gereği yok ya. Allah aşkına gereği yok ya. Yollarını ayıracak ya. Adamın nazını çekmenin mi? He. Kadının nazını çekmenin gereği. Bak şimdi yok. karımdan şiddet görüyorum tamam. diyor adam. Tamam. Adam ayrılacak. Yolunu ayıracak. Kadının o sıkıntısından kurtulacak. Seviyor Anladın mu acaba? Dediğimi? Seviyor mu acaba? Ya sev, seven böyle yapar mı Allah aşkına? Güzel. Yapmaz tabii. Ha öylese. Ya sevmek demek katlanmak demektir. Sevmek demek katlanmak demektir. Ya o da işte şiddetine katlanıyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanlar açlığa, susuzluğa, yokluğa katlandılar. Hı hı. Onunla beraber mallarını, mülklerini Mekke'de bıraktılar iğne almadan Allah Resulü gidiyor ben de onunla beraber gideceğim diye yola düştüler. Sevgi budur ya. Dostluk budur ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir, bir konuşmada Peygamberimiz huzurunda karşı karşıya geldiler. Resul-i Ekrem sordu Hazreti Ömer'e ne bıraktın geriye gidiyoruz ne bıraktın? Ya Resulallah malımın yarısını aldım, yarısını da geridekiler bıraktım dedi. Hı hı. Hazreti Ebu Bekir sordu Ebu Bekir'e. Sen ne bıraktın ya Ebu be Ben malımın tamamını bıraktım ya Resulallah dedi. Geridekiler? geridekileri Allah'a havale ettim dedi. Sahabet cömertlik bu be kızım. Bu be yok be hocam artık öyle ha? eski aşklar yok artık. Yok hatta ama olmalı. Ama yok. Olma, olacak var Eza, mı bunlar. Yok. Bunlar var da az. Hani nerede? Gözükmüyor sana, sana seninle bana gözükmüyor. Niye Yoksa bize gözükmüyor? Yoksa bunlar var. E biz de iyi insanız bize niye gözükmüyor? Hayır bunlar var hayatta. Hayatta bunlar olmazsa zaten cemiyat ayakta durmaz peki ben size bir şey soracağım bu kadar iyi insan olmamıza rağmen iyi insanlar adına konuşuyorum yani iyiyiz kimseyi kırmayız kimsenin işiyle işimiz olmaz ee, yani Rabbim bize o güzel insanları niye karşılaştırmıyor Allah kulunu imtihan eder hmm. bazı imtihanlar zordur bazı imtihanlar da kolaydır evet. Allah sevdiği kulunu zorla imtihan eder diyor peygamberimiz tamam mı kızım <laughs> sevdiği kuluna bela verir diyor Allah Bak bunu söyleyen peygamberdir. Sevdiği kuluna bela verir. O kul isyan etmez. Hasbunallahu ve nimel vekil. Nimel mevle ve nimen nasir der o. Hani anlattık ya. Sor ya Musa. Kötü komşum var kaç sene ömrü var. Sordu Allah dedi ki söyle o kuluma selamımı onun komşusunun bin sene ömrü var deyince hani bizde bir tabir vardı ya şimdi yeni moda gavurdan kalma yeni moda var ya hocam gavur deyip duymayın ne ya. diyeceğim başka ben gayrimüslim diyemiyorum gayrimüslim bunlar gayrimüslim değil. değil. ya hocam ne olursunuz ya Çok ben, değil yani bunlar. siz öyle söylediğiniz zaman tüylerim diken diken oluyor gayrimüslim bunlar. değil bunlar gavur demeyin değiştirilmiş kitabın gayrimüslim olmaz şapkayı göğe attı mı? mi şapkayı göğe attı adam sevindi Yahu ne seviniyorsun dediler ya. Allah senin komşun bir sene ömrün ol. Yo, siz buradaki inceliği anlamadınız dedi. Ne diyor Allah? Söyle o kuluma selamımı. Allah bana kulum demişse beni mahcup etmez. Beni o zulümde bırakmaz dedi adam. Ertesi gün kalktılar. ...adamın evinin önünde duman tütüyor... ...duman... ...geçen de dedik ya... ...cenaze suları evin önünde sınır. Evet ...tamam mı kızım? Ve beddua ha. etmek istediğiniz insana da... ...yani kimseye beddua etmeyin de tabii... tabii. ...evinin önünde duman tütsün evet. denirmiş... ...kapısı yok... ...bacası yok... <laughs> ...gündüzü yok... ...gecesi yok... ...ders alacak hocası yok... ...ya ben kime yalvarayım... ...kabir kulu pek aç olur... ...oddan başına taç olur... ...od ateş biliyorsun... Evet. ...yalnız yatmak pek güç olur o toprakta... ...aman Allah'ım... ...ya ben kime yalvarayım... ...kapısı yok açam bakam... ...bacası yok odlar yakam ateş yakam... ...nice yıllar yalnız yatan... ...ya ben kime yalvarayım bir kılı kırka yararlar. Üstüne köprü kurarlar. Evvel komşudan sorarlar. Evvel komşudan. Komşun sandı senden emin değilse hmm. cennete giremezsin diyen peygamberdir. Evvel komşudan sorarlar. Ya ben kime yalvarayım? Yunus kulun sözü haktır. Allah'tan ihsanı çok, Allah'ın ihsanı çoktur. Senden gayrı Allah yoktur. Ya ben kime yalvarayım diyor. Onun dışında kime yalvaracağız be kızım. Kime yalvaracağız be yavrum. E yalvarım? diyor ya Hazreti Ali duasında. Evet, Sen buyurun. de beni kapından kovarsan kime giderim diyor. Tabii. Yani o yüzden Rabbin kapısından kovan kullarından oluyor inşallah. Allah aman Allah'ım aman Allah'ım. Çok e... korkarım. Çok korkarım o Peki. kapıdan kovulmaktan. Peki evet. bir kul... Rabbinin kapısından hangi günahla kovulur? Yani hani kovulur. Mecusi olsan da gel, putperest Şirkle olsan kov... da ya gel. O, o Mevlana'nın hüsnü niyetle söylediği ve burası hak kapısıdır. Hı hı. Hak kapısı olduğu için ümitsiz olma demek ki. Ha, Yüz kere tövbeni bozsan tabii, tabii, yine tabii. gel. Ümitsizliğe düşme diye söylüyorum Mevlana'ya bunu. Hı hı. Yoksa işte günahı gene gel, işte yine gel, işte gene gel demiyorum Mevlana'ya. Bunu hep yanlış değerlendiriyorlar. Bir kişi kaç kere günah işlem hakkına sahiptir? Var mı böyle Öyle bir, şey? bir hakkı yok. Böyle bir matematik. Öyle bir hakkı yok. Kişi, şimdi otobüse bindik. Adamın ayağına bastık yanlışlıkla. Affedersin veya kadının ayağına. <laughs> Affedersin. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Amenna. Biraz sonra bir daha bastık. Evet. Affedersin kusura bakmayın. Tamam. Amenna. <laughs> Üçüncü defa bastığında şapla yersin. <laughs> Tamam mı? Benimle dalga mı geçiyorsun? Tövbe desin? tövbe. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki... Hı. Günah işleyip tövbe eden... Dönüp aynı günahı bir daha işleyen yine tövbe eden... Dönüp aynı günahı bir daha işleyen, tövbe eden kişi... kişi Allah'la alay ediyor demektir tövbe, diyor. Tövbe tövbe. Mevla bizi o duruma düşürmesin. Evet. Şimdi alay etme konusuna gelince tam böyle bir konu üzerine bir... Soru var. Sevgili Nur Hanımcığım o kadar çok dertliyim ki kocam hangi ortamda olursa olsun sulu sulu espriler yapıyormuş. Sulu sulu espriler. Evet. Yani adam biraz espiritüel. Yani Harcı alem bir adam. Nasıl? Harcı alem. Öyle yani neşeli olur. bir adam. Evet. Şimdi ama çok enteresan nereye bağlamışlar konuyu? Erkeğin çok gülmesi, çok espri yapması uygun değil diyorlar doğru mu? Edep yahu derler ya yaptığınız şakalar peygamberimizin sözüdür bu. Yaptığınız şakalar yemeğin içerisindeki tuz kadar olsun. Bak ne güzel benzetme değil mi? Yemeğe koyduğunuz tuz az koyarsanız da tatsızlıktan yenmez. Doğru. Çok koyarsanız tuzluluktan yenmez. Orta kararı neyse orta kararda olsun yapacağınız şakalar da sulu olmasın. Hele hele Müslümanın böyle yılışık olması doğru değildir. Müslüman ciddi adamdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi ha 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 diyoruz ya, <gülüyor> gülüyoruz ya. Peygamberimizin böyle kahkahayla güldüğü varit değildir. Çünkü kahkahayla gülmek kalbi öldürür diyor Peygamberimiz. E peki ama mesela tıpta şey uzmanlar da şey diyor diyor ki mesela bol bol kahkaha atın. Ya, Hatta bize bir şey mi? siz hiç gördünüz mü? E kahkaha koçları var. Ya geç onları hikaye onlar ya. Peygamberim benim için peygamberin sözü önemli. Şüphesiz ha. tabii. Beni bağlayan peygamberin sözüdür. Ama siz de kahkaha şimdi atıyorsunuz. Piyasa, hata ben hata mı bilmiyorum. Hata şimdi da televizyonlara çıkıp yok kabir azabı yoktur, yok kabirde sual yoktur, yok şefaat yoktur diyen bir kısım ilahiyat için arkadaşlarımız var. Hı. Şimdi bunlar bunu söylüyorlar. Benim için referans neredir? Benim için referans Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Saygıdeğer seyircilerim için de referans Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarıdır. Ahmet böyle dedi, Mehmet şöyle dedi. Plan profesör. Öyle diyorlar, koca profesör. Zerdüş'te para mursan, eşek yine eşektir demiş atalarımız. Evet. Sen istediğin kadar omzun kalabalık olun, olsun. İstediğin kadar unvanın olsun. Amelin yoksa ne yapacaksın be oğlum be kızım. Tabii. Evet. Şimdi erkekler ekran başında mısınız? Ekran başında mısınız? Hı? Hı? Bekliyorum. <laughs> Sen de getiriyorum soruyu. Evet. Ve karısına yalan söyleyen erkekler. Ekranda sorumuz var. Karısına yalan söyleyen erkekleri ahirette ne bekler? Şimdi biz ahiretle ilgili kimseye Allah şu ceza verecek, bu ceza verecek diyemeyiz. Yalan imanın zıttıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hep tekrar ediyorum ben. Sizden herhangi biriniz bir tek kelime yalan söylerse melek ondan bir mil mesafeye kaçar diyor hı hı, peygamberimiz. Hı. Bir deniz mili 1852 metredir. Bir kara mili 1600 küsur metredir. Yani senin ağzından bir tek kelime yalan çıktığında yanındaki sağındaki solundaki melek senden en az bir buçuk kilometre uzağa kaçıyor. Melek uzağa kaçınca onun yerine kim geliyor? Şeytan. Onun yerine şeytan geliyor. Öyleyse peygamberimize dediler ki şunu yapar mı Müslüman? Yapabilir. Yapar demedi. Yapabilir. Şunu yapar mı? Yapabilir. Bunu yapar mı? Yapabilir. Böyle dost meclisinde oturuyorlar. Bu ara biri dedi ki ya Resulallah Müslüman yalan söyler mi? Resul-i Ekrem kendini çekitizden verdi. Doğruldu. Müslüman asla yalan söylemez dedi. Müslüman asla yalan söylemez. Müslüman asla yalan. Bak bugün cumadır. Yalan söylüyor musun? O cumaya boşuna gitme. Peki. O cumaya boşuna gitme. Yalanla iman bir arada durmaz. Evet. evet. Şimdi e, sevgili Nur ablacığım nişanlım tutturdu. Ne tutturmuş? Evlilik manifestosu yaz diye. Dinen nedir bu evlilik manifestosu? Hocam bize yardımcı olabilir mi? Ben böyle, ben kadın olsam böyle bir erkekle evlenmem. Ne demek istiyor ne demek yani burada? Evlilik manifestosu yazıyor işte şunu isterim, bunu isterim, Hı. bunu isterim. Ben şimdi çok... Yani manifesto Şu... Ne? Bir toplumun yani bu, neye inandığını ya, canım, özetleyen he. ya da bir ben, konuyla ilgili bir belge. Hem imamlığım, bildiri gibi. imamlığım döneminde hem de öğretmenliğim döneminde çok efendim kız istemeye gittim. Çok nikah kıymaya gittim. Hı. Hani bu pirinç karyolaları vardı eskiden. Pirinç, pirinç mi? karyola. Onları siz bilmezsiniz. Pirinç karyola en kıymetli karyola. Havalı mıydı? Ha. Havalı tabii. <laughs> Efendim kız liste yapmış. Pirinç şey. Kanka, ya hani işte dediniz? pirinç dediğimiz bir, bir, bir nedir o? Metalin şeyi. Tabii hani? metalik şey. Kız liste yapmış. Ne demiş? Şunu isterim, bunu isterim, şöyle derim, böyle derim ve pirinç karyola isterim. E hakkı. Ben dedim ki vallahi beni böyle sık boğaz edip de Borç içine sokacak kızla ben evlenmem. Aman siz de hocam oğlum. Size bir şey soracağım. Bugünlerde <laughs> gündemde çok fazla bir mesele var. Dinen de merak ediyorum bunu. Şimdi e, bir ünlümüz e, işte çıkıp dedi ki bir bayan e, ben dedi erkekle bir yere gittiğim zaman dedi paramı o öder ben ödemem dedi. Hmm. Sadece özel günlerinde erkeğe hediye alırım. Onun haricinde cebimden beş kuruş çıkmaz o erkeğe dedi. Eğer beni karşısına oturtturup o masada benimle o yemeği yiyip parasını ödeyemeyecek bir hali varsa benimle yemeğe de çıkmasın dedi. Oo. Şimdi ben sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Mesela sevgili Yusuf Kabaklı hocam dinen ne der buna? Tam da en güzel yerinde reklama gidiyoruz. Az sonra geleceğiz. Sevgili Yusuf Kavaklı hocamla birlikte canlı yayındayız. Biraz sonra cuma duasında gönülleri duada birleştireceğiz. Sevgili büyüklerim, yaşıtlarım, sevgili küçükler. Bugün gönlünüzden geçen her güzellik sizin adınıza gerçek olsun inşallah. Sorularınız için 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bakın canlı yayındayım. Arkadaşlarımız sizin için telefon başındalar. Sorularınızı bekliyoruz. Şimdi kıymetli hocam bir seyircimiz çok enteresan bir soru göndermiş. Kayınvalidesi yeni evlilere şevkat Ha bir dakika. Bir dakika soruyu vermeyin arkadaşlar. Az önce gitmeden önce dedik ya. Bir erkek bir kız yemeğe gittiler. Hesabı kim ödemeli sizce? Erkek öder. Hocama bir alkış Kur gelsin. Kural kayda mı? odur ya. Bir dakika hocam. Ekrana bakıp söyler misiniz bir daha? İyi, bir ekran burada değil mi? Burada. E ben de onu söylüyorum. Söyleyin. Bizim bildiğimiz kadınla erkek yemeğe gittiğinde Hı. erkeğin yanında, yanında kadının cüzdan açması ayıptır. Ocağım alkış geliyor mu? Evet. <laughs> Doğru değil mi? İşte bu, bu şimdi Türkiye'de bir e, tartışma konusu bu. Ya lüzumsuz işler müdürlüğü var Türkiye'de. Lüzumsuz, <laughs> müdürlüğünden lüzumsuz işler müdürlüğünden tartışıyorlar. Hocam? Ama hocam şimdi erkekler şöyle yapıyor mesela diyor ki Alman usulü. Ya ben Alman mıyım? Ben Türk'üm ya. Türk, Türk. Alman evet. usulü. Ne demek Alman usulü Erkekler ya? Erkekler neredesiniz? Erkek cüzdan açtırmaz kadını. Hadi sen. Ha, parası yok erkeğin. Amin ne ne. O zaman kadın öder onu, bir şey demiyorum. Evet. Ama yoksa gelmeseydi yeme. Hadi canım sen de. Hep benden mi? Bir, bir de senden olsun. ...hani kadın ödüyoruz hocam... ...siz ne, bak, ne? Bak, ne diyorsun çözüme <laughs> dikkat et ya... ...ne dediğiniz belli ben, olmadı... ...ben ödemem gerekir erkek ödemez ki... ...oldu da... <laughs> ...affedersin... ...oldu da, da ben cüzdanı meydan unuttum. ...oldu Allah. da... ...üzerimde para yok... <gülüyor> ...yani <gülüyor> hanım öder... ...ama... ...erkek yanındayken kadının... ...Türk töresinde... ...Türk adet ve anneannesinde... <laughs> Kadına para ödetilmez. Şimdi sevgili yönetmenim Hüseyin de diyor ki her konuda kadınlar eşitlikten bahsediyor. Diyor. Ya onu ya hikaye ya. Hayır bu, bu parayı da erkek ödesin ne olacak diyor. Hocam ne der bu konuda diye Yok. soruyor. Kadın ödesin diyor. Yok öyle bir şey. Benim törem önemli törem. Adetim an anem önemli. Siz hiç ödetmez misiniz? Ödetir miyim ya oğlum öyle şey ya. <laughs> Allah Allah. Bizim... Hediye konusuna ne dersiniz peki? Nasıl? Hediye. Hediye konusuna. Evet. Sadece erkeğe özel günlerde hediye alırım, onun haricinde hediye almam diyen bir e, ünlümüz var. Ya özel ben özelim, özelim beklemem. Hanımcığım neye ihtiyacın varsa hocam. paramız varken al. Hocam sizin gibi erkek Allah var mı? Allah razı olsun o da ihtiyacı varsa alır, ihtiyacı yoksa almaz. Ben şimdi hiç elbise almam. Niye? Televizyon programlarının yüzünden kazandıklarımı her elbiseye bin tane kravata vermişim. Evet. Daha artık bunlar beni ölünceye kadar götürür. Hı hı. Ha, bir daha yeniden almanın gereği var mı? Yeniden almanın gereği yok. Evet, evet buyur. Şimdi ne kadar güzel bir cümle hanımcığım. Evet. Hiç duymuyoruz şimdilerde. Allah gerçekten her isteyene Amin. gönlünden geçen ee, amin, bir eş amin, nasip amin. etsin. Bugün gönülleri doğada birleştirirken evlenmek isteyen, aradığı aşkı bulamayan, aşkı demeyeyim de istediği evliliği bir türlü yakalayamayan yani o yolda bir türlü gönlünün muradına ermemiş dostlarımız, seyircilerimiz varsa onlar için de dua edeceğiz. Şimdi e, hanımefendinin kayınvalidesi evlendiği günün sabahı şöyle bir tane tokat patlatmış demiş ki bu evlilere şefkat tokatıdır. İlk defa duyuyorum bunu. Böyle bir tokat var mı hocam diyor. Bu bereketi arttırırmış. Kişinin <laughs> başına getirirmiş. Beşerin aczidir. Putunu kendi yapar. Sonra da döner kendi tapa diyor şair. Bu kendi kendi kendilerine mekan yaratma, zemin yaratmadır. Erkeğe şefkat tokatıymış. Erkeğe değil hocam. Kadına şefkat ha. tokatıymış. Niye erkeğe değil de kadına şefkat tokadı? Onu söyle. gelini atıyor. Hayır ne, niye kadına niye ne, geline? Değil. Ben ilk defa duyuyorum. Niye damada şey değil de? Ha, Bunlar niye, sapık, değil. sapık sapık. Sapık deyince de kızıyorsun bana. Nuuu mmm diyorsun ya. <laughs> evet. Böyle bir şey yok dinde. Hocam bir şey de bu gelenekte bazı bölgelerde mesela düğünden önce damadı tokatlıyorlar ya. Kızım o başka tokatlama değil o. Ne o? Nikah kıyarlar, damadı zifaf odasına o ne? dua ile götürürler. Kapının önünde dua yaparlar, sırtına hafifçe vururlar. <laughs> hafifçe mi? O sırtına vururken kuvvetlice vuranlar çıktığı gibi elinde hançer olup da gözükmeyen hançer onunla vuranlar da varmış eskiden. Hançer mi? tabii intikam almak için vuranlar da var mı? Niye? Zifat ya gecesine intikam gidiyor tabi diye. Tabii intikam almak için. Neyse hocam intikamı boş da onu niye vururlar mesela? Ya bu Allah sapıklık falan parayla bulla değil ki ya. Hocam sapık deyip durmayacağım dediniz olur mu? Evet. Tabii estağfurullah. Şeyi duydunuz mu? Şarkıcı Sefo'yu biliyor musunuz? Nasıl? Şarkıcı Sefo. Sefo? <laughs> <laughs> Kim o <bu> ya? <laughs> Hocam Sefo, Sefo. Sefo. <laughs> Kim o? Çok... Hocam var ya şarkısı. Ben ya... Bilmem, Bilmem mi? Türk müziği mi söylüyor? Hayır, hayır hocam. Türk <laughs> müziği mi söylüyor? söylüyor? Bilmem <gülüyor> mi? O ne yazık? Bıt tırı vızık şeyler. Bıt tırı değil hocam ya. Şarkıcı Sefo'yu bilmiyor musunuz? Ben nereden bileyim ben dinlemediğim adamı? Bilmem mi? Zor günlerimde yanında hikaye laf bilmem <laughs> mi zor günümde yanında ya yanımda. hocam bir dakika ön yargılı olmayayım bir şey anlatacağım hmm. ya Stefan'ın şarkısını getirir misiniz arkadaşlar duymuşsunuzdur mutlaka tanıyorsunuzdur ya Çok sarı Asim Ersoy dururken Ahmet Sezgin dururken ya hocam onlar ayrı bu da Mustafa gençliği sağ yaşar ya dururken, hocam Mustafa Sayyaşar dururken Mustafa Sayyaşar şeyler şarkı mı ya hadi ya Allah Allah <laughs> Tamam neyse şarkıcı Gel gitme kalmasın gözüm yollarda. Her taraf bu akşam selfidan boylum diyor. Tamam, hocam bu varken yanımda, yörümde, arkamda, <laughs> önümde hikaye. Evet. <laughs> şarkı. Ha tabii şarkı. bana hitap etmiyor bunlar. hocam hitap etmiyor olabilir ama şimdi bir kitleyi e, hatta ata gençler de değil yani, erişkinlerde de belirli bir kitleyi şarkıcı Sefo peşinden sürüklüyor. Yani gerçekten çok ciddi bir kitlesi var. Ve şarkısı da güzel. Şimdi tabii söyleyemiyorum. Var mı şarkı arkadaşlar? Ha, verseniz hocam hiç dinlememiş. Bir dinleyelim. Güzeldir şarkıları. Yani bir, bir kitleyi peşinden sürükler. Şarkıcı Sefo Umre'ye gitmiş hocam. Oo, o da evet. moda şimdi. Nasıl? Şimdi moda. Ay tövbe estağfur. Ne modası hocam? Evet ya? evet moda ya. Plan Umre'de. Şimdi bir de seçim var ya. Şimdi pazar açıldı. Ne pazarı pazar açıldı. Camide gözükme pazarı, Umre'de gözükme pazarı açıldı. Şimdi camiyi ahır yapanlar, Sultan Ahmet Camii'ni ahır yapanlar, samanlık yapanlar şimdi cami cemaatinden oy almak için Umre'ye gitmiş, ihram giymiş gözüküyorlar Ya kişinin şeyini, hocam kişinin şeyini bilemeyiz. Diyor vatandaş, ama ben de diyorum, diyorum ya. Ama diyor ama kişinin şeyini bilemeyiz ki yani. Aa, ne demek şimdi? Aa, bilemeyiz ki niyetini. Ya şimdiye kadar neredeydin ya? Ya e hocam Allah Allah, ya ha. Allah şimdi nasip etmiş. Bana etmişim. niye bunları müdafaa ediyorsun sen? Hocam. Ha? Günah. Ne günahı? Ya nereden biliyorsunuz? Ya beni şan... kandırıyorsun ya. Ben de kandırıyorum? Evet. Hayır yani sen beni kandırmaya hocam, çalışıyorsun. Hocam niye kandırsın? Yalanla kandırmaya çalışıyorsun beni. Ya. Yapmayın bu yalanı ya. Söylemeyin bu yalanı. Ya hocam bir şey söyleyeceğim size. Şarkıcı Sefo Umre'ye gidiyor. Diyor ki günahlarımız dökülsün Peki gidelim Umre'ye diyor. Günahlarımız Kim demiş Umre'ye gidince günahlar dökülecek diye? Oho. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kabri ve cebelehu şefaati buyuruyor. Kim benim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vaciptir diyor. Tamam biz şarkıcı. Eğer, eğer siz bunu işleyim 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 günahı da sonunda gideyim de defteri temizleteyim diye gidiyorsan öyle defter temizletilmez. Tamam. Yani Hı. o Allah'la kul arasında. Hani evet. Biz bilemeyiz ya. Hı. Şimdi şarkıcı Sefa Umre'ye gidiyor. Evet. Gidelim de şu günahları dökelim diyerek de bir paylaşımda bulunuyor. İşte yani sosyal medyada. Ama orada yani Umre'ye gittiğinde Suudi Arabistan'a gidiyor. Ee, sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcıyı hayranları Allah kabul etsin diye yorumlar yapıyor ve orada görüntüleri getirelim mi Hüseyincim ekrana? Şimdi Bak görüyorsunuz mesela. sadece küçük çocuk değil, e, ileri yaştaki teyzelerimiz de Sefo'yu görünce bir dakika bir fotoğraf çekelim deyip selfie yapıyorlar. E, Sefo e, küçük çocuğu görünce e, hadi gel selfie yapalım diyor. Çocuk diyor ki telefonum yok yanımda diyor. Sefo da diyor ki tamam yoksa dert değil diyor. Ben çeker sana Instagram'dan atarım diyor. Çocuk da seviniyor. Böyle bir karşılaşma yaşanıyor. Ben çok sevdiğim okul arkadaşımın ufak tefek yanlışlar yapardığı okulda öğrenciyken efendim hacca gelmiş ben de hacdayım onu hanımıyla birlikte miydi babasıyla birlikte miydi Gördüm. aa senin ne işin var lan burada demişim ben şunu biliyor musun senin ne işin var burada demişim ya bu laf söylenir mi ama gayri ihtiyarı ağzımdan çıkmış Arkadaşım uzun uzun müddet benimle konuşmadı. Haklı. Haklı ben bir şey demiyorum. Haklı. Konuyla alakası ne? Ha konuyla alakası ne? Herkes oraya gider gitmez değil. Tamam. Ama herkesin önünde olan adamlar belli zamanlarda gidip de gel şu günahları sildirilirse oraya günah sildirecek yer değildir. Hı hı. Orada Peki var. bu mesela tepki de topladı yani e, buna tepki, toplar, göster şöyle tepki gösterenler var çünkü orada e, şu anda umredeler ve fotoğraf çektiriyorlar. E... İşte bu yanlış bunlar yani kızım Kabe'de dönmek tavaf yapmak ibadettir. Sen tavaf yaparken elinde cep telefonu canlı yayın yaparsan o tavaf tavaf değil Say bölümünde say yaparken elinde telefon varsa onunla canlı yayın yapıyorsan o say say değildir. Ama burada o say bölümünde mi oluyor hocam? Bakalım evet bu say bölüm bölümü ver. burası. Ha. Gördüğüm kadarıyla say bölümü. Kabe'yi göstermiyor çünkü. Bir dakika şey de olmasın yani. Evet. evet. Ee, bir yanlış Yani Kabe'den Kabe'nin etrafı da olsa say bölümü de olsa tavaf bölümü de olsa da olsa cep telefonlarıyla canlı yayın yapmak haccın ve umranın samimiyetini ortadan kaldırdı. İhlası ortadan kaldırdı. Peki umre ziyaretinin adabı nasıl olmalı? Umre ya burada ibadet yerleridir. Hı. Umre nafile bir ibadettir. Nafile bir ibadettir. Oraya ibadete gidiyorsun. Oraya resim çektirmeye, oraya selfie yapmaya gitmiyorsun. Ha ne olur selfie yaparsa. Zevki kalmaz ki ya. Ama yani Sefo da ne yapsın burada yani. Çocuk yani, ünlü ve gerçekten çok sevilen çata, bir şarkıcı. E, onu görünce işte teyzeler de diyor ki. Seni o oğlum kızım çok seviyor. senin gibi bir hanımla programı yaparken meşhur hanımla program yaparken Eyüp'e gitmemiz gerekti. Eyüp evet. A bu üşüştüler benim başıma. Ee? Baktım kurtulamıyorum. Dedim ki bak şu kıyafet değiştirmiş gezen kadın var ya. O filandır dedim. Hadi gidin benim başıma ya gidin. Hepsi gittiler onun başına. Ya ben oraya dua yapmaya gitmişim. Tamam burada i̇badet sizin günahınız yapmaya, ne? Burada ibadet, mesela Sefo'nun günahı ne? Ben oraya ibadet yapmaya gitmişim. E tamam. Selfie yapmaya gitmemişim. Ben oraya kendimi pazarlamaya gitmemişim. Tabirime dikkat et. Ben oraya kendimi pazarlamaya gitmemişim. O kadar. Çık buradan. Ya tabii Çek şunu demeyelim. Demek. Sefo kendini pazarlamaya mı gidiyor hocam? Ne ya? Yani? Yok be hocam. İyi be tamam. Günahını almayın dediğin... ya. Senin dediğin olsun hadi tamam. Aman senin dediğin olsun da <laughs> oradan çıkalım ya. Aman çıkalım hadi. Aa, aa şey derler. Bu kavgada söylenme söylenir hocam. Canım, Aman, hadi canım hadi. Aman sen sus çeneni kapat da diyor. Aman çıkalım buradan ya. Tamam peki. Tamam. Evet. Çirkin olmak kader mi? Seyircimiz sormuş. Nasıl? Şirkin olmak kader mi? Çirkin olmak. Hı. Nasıl? Ya Nasıl kimse çirkin Allah diyor ki sizi en güzel şekilde yarattım. O şirkinlik, güzellik derecelere git. Görüş zaviyesine göre. Hani bir atasözü var ya bitli baklanın kör alıcısı olur derler. Bitli, bitli baklanın kör alıcısı. Şimdi bakarsın çok yakışıklı bir adamın yanında hiç de ona uymayan hanım veya çok güzel hanımın yanında işte ona uymayan bir erkek görürüz. Allah Allah. Mutlaka ben onu derim. Bu mutlaka akraba evliliğidir. Hı hı. Mutlaka. Evet. Ve babam öyle istedi, anam öyle istedi var ya. Anam öyle istiyor. Hani bizde de gelmiyor mu sorular? Annem istedi, zorla evlendim çocuklarım oldu ama ben bu evlilikten memnun değilim değil demiyorlar mı? Diyemez olurlar mı? Bir sürü var soru. Hadi çık sokağa artık yeter ya. Hı? Sokağa çık. <laughs> çık sokağa biraz da sokakla uğraşalım. <laughs> evet. Peki çıkalım o zaman. Buyurunuz sokağa çıkalım. Hadi bakayım bismillah. Alırken anlamları nelerdir? Yani elini ayağını neden yıkarsın? Abdestin alırken anlamları nelerdir? Yani elini ayağını neden yıkarsın? Abdest alırken mutlaka bunun bir anlamı vardır diyor hanımefendi. Bu, mesela elimizi ayağımızı abdest alırken niye yıkarız? Anlamı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail tarafından abdeste öyle alıştırılmış. Cebrail abdesti öyle tarif etmiş. Peygamberimiz de bize öyle tarif, tarif ediyor. Abi. Bu niye böyle demeyiz? Ona dinde taabüdi derler. Biz niye böyle yapıyoruz demeyiz çünkü peygamberden bize intikal eden o. Ha. Benden gördüğünüz gibi namazı kılın diyor peygamber. Peygamberden öyle görmüşüz biz sallallahu aleyhi ve sellemle. Niye böyleydi? Niye şöyleydi? Onu tartışmayız ki. Peki. Sen kıl namazı ya. Karışma gerisine ya. Tartışmak değil ki hocam ya bu. Evet. Bu tartışma. Ya lüzumsuzluk mı? bu lüzumsuzluk. Yo, Allah hocam. emretmiş mi? Umursuyorum. Tamam, niye emretmiş yani? Bunun ya şunu anlamaya çalışıyoruz. Ha. Abdest alırken bu uzuvlarımızı yıkamanın anlamı nedir? Elinizi temizliktir bir defa Bir. Tamam. İki. Elinizi yıkadığınızda, elinizin son damlasıyla yüzünüzü yıkadığınızda efendim yüzünüzdeki suyun son damlasıyla elinizle, yüzünüzle, gözünüzle, ağzınızla kazandığınız günahlar da dökülür diyen peygamberimizdir. Peki. Sokaktayız. Evet. Buyurunuz. Duaların kabul olduğu hayırlı geceler hangisidir? Duaların kabul olduğu hayırlı geceler. Bir, pazarı pazartesiye bağlayan gece. İki, perşembeyi cumaya bağlayan gece. Üç, şaban ayının on beşinci gecesi. Dört, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın arife geceleri 5 her ne kadar bazı ilahiyatçılar kabul etmeseler de kandil geceleri Altı, yağmur yağarken kar yağarken yapılan dualar makbuldür. Yağmur yağarken ve kar yağarken. Evet tabii. Öyle mi neden? Allah'ın rahmeti iniyor çünkü. Aa. O kara, kara dikkat et. Hiçbir öbürsünün üzerine binene girmiyor. Evet. Tek tekiniyor. tek iniyor. Tek. Bir de kar tanesini mikroskop altında şey gördünüz mü hocam böyle e, şeklini gördünüz tabii, mü? Tabii, tabii tabii. Nasıl güzel ya yüce evet. Rabbim nasıl yaratmış Allah'ın yani. kudreti işte evet. Evet gerçekten binlerce kar evet. tanesi yere düşüyor ve hiçbiri birbirine değmiyor. Peki insan olarak insanoğlu olarak birbirimizi sorgulayalım. Nedir bu hırsımız? Sevmek için. Olan... Sevmek için çok sebep var. Evet. Nefret etmek için Hiç hiçbir sebep yok. yok. Sokaktayız efendim. Evet. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Kulağı birden fazla deldirmek günah mı? Seyircimiz. Kulağı birden fazla del... Ya bunun günahla, sahapla alakası yok. Kendini ya anneanneler falan öyle diyor babaanneler. Benim mesela büyük ileri yaşta bir teyzem var. Benim de burada delik kulağım var. Kızım deldirme böyle kulak, günah diyor. Kadının kulağı delinecekse sadece kulak yumuşağından delinir. Oraya küpe takılmak içindir o. Buraya da takılıyor. Yukarıya doğru ta buralara doğru. Buraya hızma mı diyorsunuz ona? Hızma o. Hızma. Niye takarlar onu? Güzel oluyor. Oh al işte. Kirpikler var böyle. <laughs> Allah Allah. Ulan kendi kirpiğin duruyor Allah'ın yarattığını beğenmiyorsun. Nasıl kirpikler? Böyle. Kendi kirpiğin dururken Allah'ın yarattığı dururken gidiyorsun elin suni kirpiğini <laughs> üzerine takıyorsun. Ne o çok güzel gözüküyor. Ay, Kim'e gözükecek Kirpikle ilgili sosyal medyada bir şey var. Ayda hani sana göstermiştim ya hmm. e, bir kadın e, şeye binmiş bir yat gezisi gibi bir şey, <laughs> rüzgardan kirpikleri öyle uçuyor ki hakikaten sizin dediğiniz gibi böyle yani. Evet. Ama tabii e, şeyi sorguluyoruz hani kulak deldirmek günah mı? Abdest tutar mı? Abdest alakası yok onun, yani bir sürü evet. şey soruyoruz. Yok yok yok. Siz sevmiyorsunuz. Abdest... Sunilik sevmiyorsunuz siz. Ben sunilik sevmiyorum. Bir tane küpe vardı. Hanımlara mahsutu. Şimdi bizim kameraman delikanlılarda da görüyorum. Kulağında küpe var. Erkek küpe takmaz. Erkek uzun saç kullanmaz. Eskiler nedir? Anan gibi saç taşıma, baban gibi bıyık taşı derler. Ba bazı erkeklere çok yakışıyor uzun saç. Al işte. işte ha. Ha, bu. Buyur. Gerçi ben Gel kel... anlat şimdi bunu. Hayır ben daha kel erkekleri daha yakışıklı buluyorum. Gel bunu kel... anlat şimdi tabii. Daha hoş oluyor. Evet. Ama bazı erkekler uzun saç çok yakışıyor, küpe de yakışıyor. Küpe haram küpe mı de. erkek için? Ya haram falan filan şey yok. Erkeğin kullandığı şey ayrı, kadının kullandığı şey ayrı. Her şeyi getirip harama hele bağlamayın. Ya haram değilse Bizim niye Bizim var, töremiz, töre töre. Hayır, hayır. Küpe. Adetimiz var, ananemiz var. Erkek küpe takmaz. Niye? Erkek küpe takmaz. Niye? Efendim Yavuz Selim tak. Evet. Ulan sen ol Yavuz Selim de ayağının altını öpüyüm be. Ne Yavuz Selim? Yavuz Selim küpe takmışmışmışmış da o da belli değil zaten. <laughs> o da belli değil tabi. Sen ulan annene secdeye koymuyorsun kendini Yavuz Selim'le mukayese ediyorsun. Hocam ben. bu arada siz bir ulem falan diyorsunuz. Evet. Mı? eleştiren seyircilerimiz oluyor ekranda denir mi diye. Program ben ulem diyorum konuştum. ulan demiyorum Hı. ya. Ulanla ulen, ulen arasında. Ulen ayrılmıyor. Allah Allah. Evet. Aynısı değil biliyorsunuz ki. Evet. Yani şimdi takmasınlar mı erkekler küpe? Ee... Ama siz de hocam her erkeğe kot pantolon giyme. Küpe takma. Saçını uzatma. Hmm, say say. E bir Bütün şey söylüyorsunuz. Say biraz. Niye kot pantolon giymesin? Benim. Ya canım güzel bu bile. Bunu bile beğenmeyip de gavur pantolon diyen hocam, bir sürü. Hocam ne olur gavur deyip durmayın ya. Bir dakika ya. ya bunu bile beğenmeyen bir sürü serserinin içinde yaşıyorum ben. Ne diyorsun sen be? Hadi yürü. Onu beğenmeyen mi? Evet. E niye erkek kot mantolon giymesin mi? Seninle bu konular tartışmam. Bitti. <laughs> ya hocam tartışma değil ki biz. Ben fikrinizi merak İyi misiniz? Evet. İyi misiniz? İyiyim tabii. Niye kötü müyüm? Ne bileyim bir şey oldu zannettim. Çıkalım mı sokağa? E kiminle tartışacaksınız bu konuları? Ya sen inadına gidiyorsun evet. Peki. Geçen hafta tuttuğum bir dans da dans, dans da dans. <laughs> hadi yürü hadi yürü. Hocam bak halayım şey Halayım varken benim, halayım varken koronum varken davulum zurnam varken elin dansı beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ya ben bizim halayı atmayalım demiyorum ki uzmanlar bir de ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Halay. Neyin uzmanı? Dur anlatacağım hocam. Siz ha. hemen karşı çıkmak için elinizden geleni evet. yapıyorsunuz. Halay matematik zekayı geliştiriyormuş. Hmm. Biliyor musunuz? Gerçekten. Evet. Çocuğunuzun e, hep programlarda işliyoruz, hep bahsediyoruz. E, benim kızımın bir eğitim danışmanı var. E, Yasin İkizoğlu diye. Gerçekten kızımın mimar olmasını sağlayan hoca. E, sosyal medyada da bakabilirsiniz. Halay çeken çocuk yani e, folklor oynayan matematik zekası geliştirmiş halay tabii ki çekelim. Halay çekmeyelim demiyoruz. Ama siz diyorsunuz ki bu dans, dans ne alaka? Niye dans ediyorlar? Hocam niye etmesinler diyorum ben de. E şimdi sizin fikrinize karşı ben bir fikir geliştirmeyeyim mi? Yani kendi inandığım şeyi söylemeyeyim mi? Ya senin inandığını söyle de. Benim töremde var mı? Ne var mı? Benim adetimde var mı? Benim an anemde var mı? Benim tarihimde var mı? Konuşuyorsun önce. Dans da dans. İyi çekin ya. Çekin. Ağın başınızla gözünüzle hayrını görün. Evet. Hocam biz Hazreti Ali'nin duasına gidelim. Tamam öyle en iyisi o. Kurtulalım bu şeyden. Hengameden. Danstan kurtulmak Hazreti Ali'nin duasıyla daha iyi olur. Hocam kalbimi kırıyorsunuz. Ne münasebet kalp kıracakmış canım hadi. Danstan daha güzel değil mi Hazreti Ali'nin duası? Dua her zaman çok güzel. Gönüller duada birleşsin. Az sonra evet. Şüklük, Yusuf Kavaklı hocamın da cuma duası Hı. var. Evet. <laughs> Yumazsa abu lutfun ehli cürmün cürmünü yarab. ya Rab. Ya oğul bihat ve bi payan olan dergahı ne dersin diyor şair. Ey ulu Rabbim senin rahmet denizin merhamet denizin günahkarın günahını yıkamayacaksa neye yarar ya Rabbi ver de yıkasın diyor şair. Biz de diyoruz ki ya Rab duaların makbul oldu, duaların kabul oldu, duaların reddolunmadığı şu mübarek cuma saatinde. Biz de o yıkınmaya, o temizlemeye talibiz ya Rabbi. Evet. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآغبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا. Birahmetike ya erhamen rahimin. Ellezine izâ musibetun. Kâlû inna lillah ve inna ileyhi râcûn. Allahümme e'zzel islâme vel müslimîn. Allahümme e'zzel islâme vel müslimîn. Allahümme e'zzel islâme vel müslümin ve zille şirke vel müşrikin ve demmil adâ eddin ve nsu ibâdekel muvahhidin Allahümme ce'l al bilâdel islâm eminnehu mutmainnehu ya Rabbel alemin ya Rab el açtık amin diyoruz huzuruna geldik kulluğumuzun kabulünü diliyoruz Kendine kul. Habibine ümmet olma zevkinden. Bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Hasta kullarına şifa. Dertli kullarına deva. Boşlu kullarına eda ihsan eyle ya Rabbi. Ne olanları ber naşad Ne olanları gariben. Şadanı handan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e dert verip derman aratma ya Rabbi. Dava verip mahkeme salonlarında süründürme ya Rabbi. Şu anda ameliyat masasında olan, hastane köşelerinde olan, inleyen, şifa bekleyen yüz binlerce kulun var. Ya Rab şifanı tez gönder ya Rabbi. Amin. Şifanı tez gönder ya Rabbi. Şifanı tez gönder Ya Rabbi... ...ev sahibi olmak isteyen... ...ekmek sahibi olmak isteyen... ...aş sahibi olmak isteyen... ...iş sahibi olmak isteyen... ...evlat sahibi olmak isteyen... ...binlerce kulun var... ...Ya Rabbi sen yardım eyle Ya Rabbi... ...sen yardım eyle Ya Rabbi... ...çoluk çocuğumuzun rızkına bereket ihsan eyle Ya Rabbi... ...ömürlerin uzun amellerini salihle ya Rabbi. İbadet şuuru ver ya Rabbi. Yavrularımıza, torunlarımıza hayırlı hizmetler nasip eyle. Hayırlı kapılar aç. Hayırlı insanlarla karşılaştır ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri dümdüz olmuş. Bir Fatiha okuyacak ve okutacak kimsesi kalmamış kalmışsa da dünledim, dünya edim, dünya meşakkatine dalmış gariplerin de ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Hmm. Okunan yasinlerimiz var, tebriklerimiz var, çekilen tesbihlerimiz var, yetilen salatü selamlarımız var. Eksik ve noksan ile dergahında kabul eyle ya Rabbi. Hmm. Biz bu sıcak odada dua yaparken Mehmetçi karda, tipide, fırtınada iç ve dış düşmanlarla uğraşıyor. Mehmetçiye yardım eyle ya Rabbi. Amin. Güvenlik kuvvetlerimize yardım eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza, dinimize, imanımıza, bayrağımıza, sancağımıza zeval verme ya Rabbi. Okunan ezanımızla, dinlenen Kur'an'ımızla, dalgalanan bayrak ve sancağımızla, okunan istiklal marşımızla, ila nihaye kimseye muhtaç olmadan, kimseye boyun bükmeden, kimsenin sultası altına girmeden yaşamayı bizlere ve neslimize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı ulu kâbede kabul eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Mübarek bir vatan toprağında yaşıyoruz. ...zor bir coğrafyada yaşıyoruz... ...dünyanın gözünü diktiği bir coğrafyada yaşıyoruz... ...düşmanlarımıza fırsat verme Ya Rabbi... Amin. ...okunan ezanımızla... ...dinlenen Kur'an'ımızla... ...ila nihaya payidal olmaktan... ...bizleri ve neslimizi mahrum etme Ya Rabbi... ...kul senin... ...ama kusur bizim... ...günah bizim... ...günahlarımızı affet ya Rabbi... ...huzuruna gelirken son nefesimizi verirken, defteri amalimizi kapatırken, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek huzuruna gelmeyi, çene kapamayı, son nefesimizi vermeyi, bizlere nasibi müesser eyle ya Rabbi. Teala Fatiha. Allah kabul etsin. Amin. Haptiye buluştursun inşallah. Amin. Herkese sağlık, huzur, mutluluk diyor, diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hayırlı cumalarımız olsun. Hocam ayaklarınıza, kalbinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Amin. ediyoruz. Pazartesi görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Allah'a emanet. Hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler. Hoşçakalın. Evet.